Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek, bebek ve çocuklar için çok hoş, çok güzel bir süveter modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. 3 ay ile 1 yaş arası bebekler için yapacağım. Bir yumak yetiyor arkadaşlar. Şöyle ip olarak da kar topu Baby Love kullanacağım. Antibakteriyel özellikliymiş arkadaşlar. Bu ipi kullanacağım. Dediğim gibi bir yumak yeterli oluyor. Benimle aynı sayıda yaparsınız elinizde normal ise. Sıkıysa daha fazla ip gerekebilir. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Modelimiz arkadaşlar 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek fazla atarsanız denk düşüyor. Ama yakayı bu sefer farklı bir teknikle yapacağız arkadaşlar. Farklı bir yaka tekniği yapacağız. O yüzden tek sayı başlamamız gerekiyor. 61 ilmek atarak başlayacağız. İlk önce arkayı öreceğim arkadaşlar, sonra önü öreceğim. Neden? Hani siz de beraber arkayı örün, böyle ön kısmı daha fazla da başlayabilirsiniz ilmek sayısı olarak 4 ya da 6 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Hem de arkada eliniz alışır diye düşünüyorum, o yüzden arkayı önce anlatacağım. Evet, hazırsanız şöyle ilmeklerimi atacağım. Dediğim gibi 5 ilmek ve katları artı 2 ilmek dedim ama dediğim gibi 1 ilmek fazla atacağım. Çünkü yakada 1 ilmek ortada olması lazım. O yüzden 61 ilmek atarak başlayacağız. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şişimize tek sayı 61 ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 61 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Lastik örgüye başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Evet, bir düz bir ters lastik örgü yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. İki ilmeğim kaldı. En son düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet, ön yüze geçtik. İpimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz, biliyorsunuz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek ilerleyeceğiz. Lastik örgüyü ben 9 sıra öreceğim arkadaşlar. Siz daha fazla da örebilirsiniz. Evet, lastik örgümü tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi lastik örgümü tamamladım. 9 sıra ördüm. 9 sıra ördüm. Nasıl anlayacağım onu size anlatayım. Şöyle örgümü esnetiyorum arkadaşlar. Örgümü esnettim. Ters sıralarını sayacağım. Bakın, bu başlangıç sırası. Ondan sonraki tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anlıyorum ki 9 sıra olana kadar örmüşüm. Evet, artık desenimizi kurmaya başlayacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek düz ördük. Sıradaki, bakın, sıradaki 2 ilmek arasına giriyorum bu şekilde. Şöyle giriyorum. İlmek alıyorum. Sonra bu sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4. Sıradaki 2 ilmek arasına giriyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum ve karşımdaki ilmeği düz olarak örüyorum. Evet,
Ördüm. Hatta iki kere örmüşüm, ay. Evet, tekrar göstereyim olmazsa. Kameradan görememişim. Sıradaki iki ilmek arasına giriyorum, ilmek alıyorum. Sonra bu ilmeğimi düz örüyorum. Ve sol şişimden ilmeğimi çıkardım. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki iki ilmek arasına girdim. İlmek aldım, tutuyorum. Ve sıradaki, bakın, bu karşındaki ilmeği düz olarak örüyorum. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra sıradaki iki ilmek arasına bu şekilde girip ilmek alıyorum. Parmağımla tutup bu karşımdaki ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, 4 ilmekte bir bu şekilde desen yapıyoruz. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Karşımda 2 ilmek var. 2 ilmek arasına girip ilmek alıyorum. Parmağımla tutup bu karşımdaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Evet, 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Parmağımla tutup bu karşımdaki ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, 4 ilmekte bir bu şekilde desen yapacağız. 3, 4 oldu. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Son desenimi yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Burada yapamayacağım için son ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim arka yüzde. Desenimiz iki sıradan oluşuyor ama öne doğru kaydıracağız arkadaşlar. Sağa doğru. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum arka yüzde. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Hatta şöyle bakın, buradaki tersimi ördüm. Bu aradan çıkardığım ilmek, onu tanıyorum bakın. Böyle uzun duruyor. İp kendime doğru aldım. Bu ilmeği ve bir sonraki ilmeği ikisini bir ters örüyorum. Hep bu şekilde olacak arka yüzden. 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Karşımda o aradan aldığım ilmek var. İpi kendime doğru alıyorum. Hem onu hem bir sonraki ilmek ikisini bir ters olarak örüyorum. Dengelensin diye. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. İpi kendime doğru aldım. Bu aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters örüyorum. Zaten kendisini belli ediyor. 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın, bir ilmek kendini belli ediyor. İpi kendime doğru aldım. Onu ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters ördüm. 4 ilmek örüyorum. İpi kendime doğru aldım. O aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters örüyorum. Evet. Arka yüzde bu şekilde devam edeceğiz. 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters örüyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. Aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 4 ilmeğim kaldı. Onları ters örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, bir desenimizi tamamladık. Şimdi dediğim gibi desen sağa doğru kayacak. Bunun ayrıyeten videosunu anlattım arkadaşlar. Ayrıyeten modelin videosunu anlattım ama biz burada arada 4 ilmeğimiz var. Onu da 3 ilmek olarak anlattım. Dilerseniz o videoyu da size atabilirim. Yorum kısmına yazın. Linkini atabilirim. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bakın, desenimi görüyorum karşımda. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ördüm. Bu desen, bakın, şekli bu. 2 ilmeğin ortasına girip ilmek alıyorum. Bir altta
5 ilmekten, hani bakın şimdi 4 ilmeğim var, bir alt sırada yani ön yüzde 5 ilmekten sonra desen yapmıştık. Şimdi 4 ilmekten sonra desen yapacağız. Ama anlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu ikisinin arasına girip ilmek alıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Yine karşımda o 2 ilmek var. Desen yaptığım 2 ilmek. İkisinin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Ve sıradaki bakın ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Yine o 2 ilmeğim var. Bakın buradan anlıyorum. İkisinin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Parmağımla tutup bu sol şimdiki ilmeğimi örüyorum. 4 tane düz arada. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek arasında giriyorum. İlmek alıyorum. Ve bu sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Yine bakın şöyle anlıyorum. 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ve 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Eminim anladınız. 2 ilmek. Karşının arasına girip ilmek alıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arada 4 düzüm var. Saymaya da gerek yok. Zaten bakınca anlıyorsunuz. Evet, bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın son desenimi de yapıyorum. 2 ilmeğin arasına girdim. İlmek aldım ve buradaki sıradaki ilmeğimi ördüm. Sonra ne yapıyorduk? 4 tane ilmek örüyorduk. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Karşında 2 ilmek var. Yine buradan desen başlayacak. Yeni desen başlıyor. 2 ilmeğin arasına girdim. İlmek aldım. Ve bu sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Bakın burada yeni desen başlayacak. Çevirdim. Arka yüzde yine aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyordum. Aradan aldığım ilmek ve bir sonraki ilmek. İpimi kendime doğru aldım. Bu iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Arada 4 tane ters. Gördüğünüz gibi aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters olarak örüyorum. 4 ters. Aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek ikisini bir ters örüyorum. Arka yüzde hep bu şekilde. Aradan çıkardığımız ilmek ve bir sonraki ilmeği ters öreceğiz. Zaten kendisini belli ediyor gördüğünüz gibi. Onu ve bir sonrakini ikisini bir ters örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da ters örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Gördüğünüz gibi ilerledikçe desen açığa çıkıyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 1 2 ilmek ördüm. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ördük. Bakın desenimiz sağa doğru ilerliyor. Bu 2 ilmek arasından anlıyorum zaten. Bu belli ediyor kendisini. 2 ilmek arasından ilmek çıkartıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi saymaya da gerek yok. Bakınca anlarsınız. 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve 4 tane ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ilmek arasına girip ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmek örüyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi çevirdim arka yüzdeyim. Yine arka yüzde aynı şekilde aradan çıkardığım ilmek ve bir sonrakine ikisini bir öreceğim. Ters örerek ilerliyorum. Bakıyorum bakın burada aradan çıkardığım ilmek var. Onu ve bir sonrakine ikisini bir ters örüyorum. Ters örüyorum.
Şöyle bakıyorum, bakın aradan çıkardığım ilmek var. Onu ve bir sonrakini, ikisini bir ters örüyorum. Yani ilmekleri saymaya gerek yok, bilirsiniz. Bu şekilde ikisini bir ters örüyorum. Ama yanlış yapmamak adına arada sayın arkadaşlar. Çünkü unutursanız ilmek sayınız artar. Evet, 4 ilmekten sonra sıradaki kelimenin ikisini bir ters örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu tarafta bakın. Sağa doğru ilerleyecek. Buradan kaybolacak. Sonra bu desenimiz sağa doğru ilerleyecek. Kaybolacak. O kaybolurken buradan da yeni desenler çıkacak arkadaşlar. Sayarsınız. 4 ilmek. Bu desenden sonra 4 ilmek sayıp 5 ve 6. ilmek arasından ilmek çıkaracaksınız. Evet, şöyle kenar ilmek. Daha sonra bir ilmek ördüm. Yine iki ilmeğin arasına girip ilmek alıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Yine sıradaki desenin öncesindeyim. İki ilmek arasına girip ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine bakın burada desenim var. İki ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Ve kalan ilmeklerimi düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzü artık bilirsiniz arkadaşlar. Ters örerek ilerliyorum. Aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek. Onları görünce ikisini bir ters örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Gördüğünüz gibi. Eminim anladınız ama niye devam ediyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada bu deseni nasıl bitireceğiz onu göstermek için devam ediyorum. Şöyle kenar ilmek. Ten sonra bakın karşında hemen desenim var. Hemen bu iki ilmeğin arasına girip ilmek alıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, burada da hemen kenarda bir desen yapmış olduk. Ve yoluma devam ediyorum desen yaparak. Şöyle sıradaki iki ilmek arasına girip ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Desen yapacağımız yeri artık anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın karşıma geldi. Gördüğünüz gibi ikisinin arasına girip ilmek alıyorum ve sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzde yine aynı şekilde öreceğim. Ters örerek ilerliyorum. Aradan çıkardığım ilmeği görünce onu ve bir sonrakini, ikisini bir ters örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar, arka yüzde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle ters örerek ilerliyorum. Bakın burada aradan çıkardığım ilmek ve bir sonraki ilmek, kenar ilmeğim var. İkisini bir ters örüyorum. Gördüğünüz gibi son iki ilmeğin ikisini bir ters ördük. Çünkü öncesindeki aradan çıkardığım ilmekti. Evet, bakın şöyle bir desenim sağa doğru kaydı ve tamamen bitti. Evet, şimdi sıradaki ilmeği örmeden aldım. Ve 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek ördük. Ve sıradaki 2 ilmek arasından ilmek çıkartıyorum yine. Yoluma devam ediyorum. Bu desen de gelecek. Burada kaybolacak. Sonra bakın burada 6 ilmek olunca, bundan sonra 6 ilmek olunca tekrar desen, yani 4 ilmekten sonra deseni yaptıktan sonra 4 ilmek yapıyoruz. Karşımızda 2 ilmeğimiz varsa ikisinin arasından ilmek çıkartarak yeni desene başlıyoruz. Burada olduğu gibi. O şekilde yaparsınız arkadaşlar. Yani 4 ilmekten sonra 2 ilmek daha oluşursa ikisinin arasından ilmek çıkartıp desen yapacaksınız.
Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Koltuk altına gelene kadar örelim arkadaşlar. Ben size ne kadar öreceğim, ördükten sonra söyleyeceğim. Santim olarak da vereceğim. Tamamlayıp döneceğim inşallah. Bu şekilde devam edelim. Şöyle şuradan da göstereyim. Bakın. Böyle devam ediyor. Bakın burada desenlerim bitiyor. Burada da yeni desenler oluşuyor. Böyle. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, koltuk altı kısmına kadar ördüm. Yeterli diye düşünüyorum. Santim olarak vermek istiyorum size. Şöyle 19 santim olana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi. Son olarak da desenim. Bakın neredeyim? Desenimde. Bakın buradaki desenden önce 5 tane ilmeğim var. Sol tarafta da şöyle desen 2 ilmek. Bakın bunları saymıyorum. 4 ilmeğim var. Evet, şimdi ne yapacağız? 8 ilmek artıracağız. 8 ilmek keseceğiz. Benimle aynı yapanlar daha fazla da kesebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle. Son 2 ilmek arasına giriyorum. Şimdi ilmek alıyorum. Sol şimdi aktardım. Bu 1. Son 2 ilmek arasına girdim. Genişse biraz parmağınızla ipinizi çektirin. X'in arasına ilmek aldım. Sol şimdi aktardım. 2. Son 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şimdi aktardım. 3. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Şişimi aktardım. 4. Son 2 yan ilmek arasına girip ilmek alıyorum. Şişimi aktardım. 5. 6. 7. Ve bu şekilde 8 tane ilmek çıkardım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 7 ilmek örüyorum. Bir düz, bir ters. Şöyle sayalım. 3, 6, 7 ilmek ördüm. Sonuncu ters ilmek. Şimdi sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bileliyorum. 2 tane eksiltme yapmış oluyorum ki burası koltuk altını rahatsız etmesin. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Düz olarak ördüm. Şöyle tırdan da. Evet, çeviriyorum. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde ikinci eksiltme sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda düz ilmek var. Düz örüyorum. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi ördüm. 3, 6, 7. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir düz olarak örüyorum. Burada da 2 ilmek kesmiş oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir düz, bir ters örerek devam ediyorum. Bir ters, son kenar ilmeğim düz. Çevirdim. Üçüncü eksiltme sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi ördüm. Sıradaki yine 3 ilmeğin 3'ünü bir düz olarak örüyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. Tersi ters, düzü düz ördüm. Çevirdim.
Şimdiye kadar 6 ilmek kestik arkadaşlar. Her sırada her ön yüzde 2 ilmek, 2 ilmek kestik. 6 tane ilmeğimiz eksildi. Bundan sonra tek keseceğiz. Yani 2 ilmeğin ikisini böleceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, dördüncü eksiltme sırasındayız. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, dördüncü eksiltme sırasında 2 ilmeğin ikisini bir ördük ve yolumuza devam edeceğiz. Diğer koltuk altına gideceğiz. Buradan da desenim varsa desenimi yaparak ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Burada arka taraftan yapacağız işlemlerimizi. Evet, sıranın sonuna geldim. Burayı örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Evet. Burayı arka taraftan yapacağız. Çevirdim. 8 ilmek artıracağım yine. Son 2 ilmeğin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şımarık aktardım 1. Bu şekilde 8 tane ilmek çıkartalım. Diğerini yaptığımız gibi. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi bakın buraya bakıyorum. İlk kenar ilmekten sonra bir tane ters görüntüsü var. Aynı şekilde olsun diye. İlk ilmeğimi öreyim, düz öreyim. Bir düz. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. 7 ilmeğimi öreceğim. Bir ters, bir düz örerek. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. 3, 6 oldu. Bir düz. 7 ilmek oldu. Bakın 3, 6, 7 ilmek. En son düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmeğin 3'ünü bir ters olarak, arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Şöyle. Sonra çeviriyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi şöyle yönünü çevirip sağ şişimi alıyorum. Bir ters, bir düz örerek ilerliyorum. Bir ters, bir düz. Tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde ikinci eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. 7 ilmeğimi ördüm. 3, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. İkinci eksiltme sırası. Şöyle. Üçünü bir ördüm. İki ilmek de burada kesmiş olduk. Şöyle çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi şöyle yönünü çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Üçüncü eksiltme sırası. Bir ters, bir düz. 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmeğin 3'ünü bir. Evet, burada desenim mi var? Evet, şurada artırdım. İlmek var ama sorun olmaz. 3'ünü bir ters olarak örüyorum. Buradaki aradan aldığımız ilmek arkadaşlar. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimin yönünü şöyle çevirip örmeden sağ şişimi aldım.
Bir ters bir düz örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Dördüncü eksiltme sırası. Bu sırada bir ilmek eksilteceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tersi ters düzü düz örerek ilerliyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki bakın burada ara desenim var. Yani aradan aldığım ilmeğim var. Onu şöyle ne yapacağım? Şöyle 3 ilmeğimi örmeden sağ şimi aldım arkadaşlar arkadakini. Şunun üzerine atıyorum. Şöyle sonra tekrar ilmeğimi sol şime aktardım. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir ters örüyorum. Dördüncü eksiltme sıramı yaptım. Yoluma devam ediyorum. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Desenimin arkası. 4 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Burada ön sırada eksiltme yapıyorduk. Evet. Arka sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim. Beşinci son eksiltme sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 7 ilmeğimi örüyorum. Bir düz bir ters örerek ilerliyorum. Üç, altı, yedi. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Desenim varsa desenimi yapıyorum. Evet. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Burayı arka yüzden eksiltme yapacağız. Orayı da göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bu taraftaki son eksiltme sırası arkadaşlar. Beşinci. Kenar ilmekten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 7 ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, burada da 8 ilmek, toplamda 8 ilmek eksiltme yapmış oldum. Dediğim gibi daha fazla eksiltme yapmak isterseniz devam ettirebilirsiniz bu şekilde. Desenime devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Dediğim gibi eksiltmelerimiz bitti. Artık yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde kenar bantlarını bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde örüyorum. Desenim varsa desenimi yapıyorum. Yoluma devam ediyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Sadece desenimizi yapacağız. Başta 8 ilmek bir ters bir düz şeklinde. Sonda 8 ilmek bir ters bir düz şeklinde. Ortada desenim işleyecek. Böyle ense kısmına kadar örelim. Ben örünce size santim olarak ne kadar ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Evet. Gördüğünüz gibi ense kısmına kadar ördüm. Yeterli diye düşünüyorum. Şöyle santim olarak vereyim size. 12 santim olmuş. Bakın arkadaşlar. 12 santim olana kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın. Yeterli. Şimdi kesim yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım.
İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şişime aktarıyorum, ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şöyle ipimi de biraz uzun bırakıyorum ki omuz kısmına sonra dikelim beraber. Şöyle birazcık uzun bırakıp kestim. Son ilmeğimi içinden ipimi geçiriyorum. Evet, arkayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi öne başlayacağız. Önde aynı şekilde aynı sayıda başlayacağız ama siz büyük örecekseniz 4 ilmek ya da en fazla 6 ilmek fazla başlayarak yapabilirsiniz. Hani ön kısmı böyle oval olduğu için, arka sırt kısmı düz olduğu için. Ama ben küçük yaptığım için aynı sayıda başlayacağım. Evet. Şöyle ilmeklerimizi yine beraber atalım. Evet, dediğim gibi aynı sayıda 61 tek sayı 61 ilmek atarak başlayacağım. Dilerseniz videoyu başa alın arkadaşlar. Aynı şekilde yapalım. Böyle aynı şekilde lastik örgüyü öreceğiz. Desenimizi aynı şekilde kuracağız. Şöyle koltuk altı kısmına kadar gelelim. Bunun boyutunu siz ne kadar ördüyseniz oraya kadar gelin. Sonra yine koltuk kesimini detaylı anlatacağım. Yaka kesimini anlatacağım inşallah. Evet, buraya kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ön bedeni ördüm. Koltuk kesimine kadar geldim. Aynı şekilde diğeriyle aynı boyutta oldu. Şimdi ne yapacağız? Yaka oyuntusuna da aynı sırada başlayalım arkadaşlar. Çünkü bu yakayı farklı bir şekilde yapacağım. O yüzden şişimizde 61 ilmeğimiz var. Tek sayı başlamıştık hatırlarsanız. Ortada bir ilmek ayarlayacağız. Sağ taraftan 30 ilmeğimi sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 31. ilmeğime tam desene denk geldi. İşaret koyuyorum. Siz de mutlaka işaretleyin. Sol taraftan da sayayım, garanti olsun. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 31. de işaretim var. Evet. Koltuk kesimini arkayı nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Şöyle 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktardım. 1, 8 tane bu şekilde ilmek çıkartalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8. ilmeğimiz sağ şişimizde kalsın. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Evet, kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Sıradaki ilmek ters. Sıradaki düz, ters, düz, ters. 7 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 3, 6, 7. Şimdi ilk eksiltme sırası 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. 3 ilmeğin 3'ünü bir düz olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz lastik örgüde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeği de düz örüyorum. Çevirdim. Ön yüzde ikinci eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi şöyle çevirip örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bir düz, bir ters. 3, 6, 7 ilmek oldu. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. 8, 9 ve 10. 3'ünü bir düz olarak ördüm. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde eksiltme yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve lastik örgümü örerek sırayı tamamlıyorum.
Bir düz, bir ters. Kenar ilmek. Çevirdim. Üçüncü eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi örüyorum. 8, 9 ve 10. Üçünü bir düz olarak örüyorum. Üçüncü eksiltmemi de tamamladım. Üçüncü sıra. Çevirdim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde dördüncü eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Yedi ilmeğimi ördüm. 3 defa 3 ilmeğin 3'ünü 1 ördük. Şimdi 2 ilmek örüyoruz. Yani bir eksiltme yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini 1 ördüm. 4. eksiltmeden sonra yolumuza devam ediyoruz. Diğer koltuk altına doğru ilerliyoruz ama ortada yakayı oluşturacağız. Desenim varsa desenlerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, ortadaki işaretlediğim yerin öncesine kadar, 2 ilmek öncesine kadar ilerliyorum. Evet, işaretlediğim ilmek bu. 2 ilmek öncesindeyim. Şöyle sıradaki ilmeği örmeden sağ şimi aldım. Bir sonraki böyle yönünü çevirip sağ şimi aldım. Geri sol şimi aktardım. Bu ikisini sağa doğru kesiyorum. İkisine bir sağa doğru kestim. Evet, tam ortadaki ilmek. İşaretlediğimiz ilmek. Onun öncesinde artırma yapmam lazım. Bak. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Ortadaki ilmeğim düz. Bunu da ters olarak başlıyorum. Evet, böyle çevirip bakın. Sol şişime geçirdim. Tekrar göstereyim. Bu düz ilmeğin öncesindeki aradaki bu ipi alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Şöyle. Sol şişime aktardım. İpimi öne aldım. Böyle çevirerek ters örüyorum ki delik oluşmasın. Ters ördüm. İşaretlediğim ilmeği de düz örüyorum. Bu işaretlediğimiz ilmek hep ön yüzden düz, arka yüzden ters örülecek ama size detay var. Bir detay var, onu göstereceğim. Evet, işaretimi birazdan öne alacağım. Bu ortadaki ilmeğin sol tarafında da şöyle şu teli alıyorum, artırma yapacağım. Aldım. Sol şişime aktardım. İpimi öne alıp şöyle çevirerek ön telini alıp şöyle çevirerek ters öreceğim. Mutlaka çevirip örelim ki delik oluşmasın. Ters ördüm. Ve sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Her ön yüzde dengelensin diye öncesinde ve sonrasında eksiltme yapıyoruz. Ortadaki ilmeklerimiz 8, sanırım 8'di. 8 tane, 7 tane artırma yapacağız. 7 sağda, 7 solda olacak şekilde artırmalarımızı yapacağız. Sonra yakayı ikiye ayıracağız. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Yakamızı yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, burada sırayı tamamlayalım. Burayı arka taraftan koltuk kesimini yapacaktık. Orayı göstereceğim. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bu tarafta da koltuk oyuntusunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle son iki ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. 8 tane ilmek çıkartalım. 2 3 4
5 6 7 ve 8. Evet, 8 ilmek çıkardık. Şöyle şuradan bakıyorum. İlk kenar ilmekten sonra ters örülmüş. Anlıyorum ki ilk ilmeği düz örelim. Sonrakini ters örelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 6 oldu. Bir düz ördüm. 7. İpi kendime doğru aldım. 8, 9 ve 10. Üçünü bir ters olarak örüyorum. 3 ilmeğin üçünü bir ters olarak ördüm. Ve çevirdim. Ön yüzde hiçbir işlem yok. Arka yüzde kesiyoruz. İlk ilmeğimi şöyle yönünü çevirip örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Ters de örebilirsiniz, düz de örebilirsiniz. Sorun olmaz. Düz örerseniz ipiniz arkada kalır. Ters örerseniz ipiniz önde kalır. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İkinci eksiltme sıramdayım. Ters, düz, ters. Düz. 7 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ördüm. 3, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ters olarak örüyorum. Evet, böyle 3 ilmek 3 ilmek kesince daha güzel oluyor arkadaşlar. Örgü hocamdan öğrendim. Ona da buradan selamım olsun. Şöyle ilk ilmeğin yönünü çevirdim. Sonra yoluma devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, kenar ilmek. Çevirdim. Arka yüzde üçüncü eksiltme sırasındayım. 7 ilmeğimi yine örüyorum. Üç, altı, yedi ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki üç ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğin şöyle yönünü çeviriyorum düzgün olsun diye. Evet, çevirince de güzel durmadı sanki. Şöyle. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bazen kameradan görmüyorum. Fazla mı çeviriyorum diye bakıyorum arada. Evet, ters düz. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Dördüncü eksiltme sıramdayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Lastik örgümü örerek ilerliyorum. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Dördüncü eksiltme sırasında 2 ilmeğin ikisini bir örüyorduk. Hatırlarsanız ikisini bir ördüm. Ve yoluma devam ediyorum. Desenim varsa desenimi örüyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Bu işaretlediğimiz yerin öncesine kadar gelelim. Burayı göstereceğim. Evet, işaretlediğim ilmek tam ortadaki ilmek, 2 ilmek öncesindeyim. Bu eksiltme yaptığım ilmek, onu ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, arka yüzden ters örerek artırma yapmıştık. Hatırlarsanız onu düz örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimi şöyle ipimi ona öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. O ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Eksiltme yaptığım, pardon. Eksiltme yaptığım ilmeği ters örüyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzden burada koltuk oyuntusuna bir sıra daha devam edeceğiz. Orayı göstereceğim. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 7 ilmek lastik örgümü örüyorum. 4, 5,
6, 7. Evet, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet. Sağ tarafta 8 ilmek artırdık. 8 ilmek de kesmiş olduk toplamda. Yeterli. Ama devam etmek isteyenler, daha büyük yapanlar birkaç sıra daha eksiltme yapabilirler. 2 ya da 3 sıra eksiltme yapabilirler. Onlara kalmış. Evet, desenimi yaparak devam ediyorum. Şöyle eksiltme yaptığımız ilmeğin bir öncesine kadar gelelim. Evet, yakada eksiltme yaptığım ilmeğin bir öncesindeyim. Şöyle tam işaretlediğim ilmeği işaretimi çıkartayım, öne takayım. Şöyle bu arkadaşlar, şöyle şu işaretlediğimiz ilmeğin 3 ilmek öncesindeyiz. Şöyle ikinci ilmeğin, bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğin de yönünü çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Şöyle şekli güzel olsun. Sıradaki ilmeğim ters. Bir alttaki artırdığım ilmek ters. Şimdi tam ortadaki düz ilmeğim var. Yine buradan tel alıyorum. Sol şişimi aktardım. Tersten sonra düz ilmek gelmesi lazım. O yüzden şöyle çevirip düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de arka yüzde örmemiştim. Şimdi düz olarak örüyorum. Ki şekli güzel olsun. Şöyle. Evet. Sonra bunun sol tarafında da artırmam lazım. O yüzden buradaki tel alıyorum. Sol şişimi aktardım. Bu tersten sonra düz gelmesi lazım. Buradan sola doğru. Ya da burada artırdığınızı ne yaptıysanız arkadaşlar, düz yaptık. Burada da düz yapıyoruz. Aynısı olacak. Şöyle çevirip düz olarak örüyorum ki delik oluşmasın. Şöyle biraz da sık örmüşüm. Evet. Çevirdim, düz olarak ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek ters, onu örüyorum. Eksiltme ilmeğime geldim. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, burada desen yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü yakaya gelecek, o yüzden desenimi direkt örerek ilerliyorum. Sıradaki desenimi yapmayı unutmuyorum ama. Evet. Sırayı tamamlayalım. Buradaki son eksiltmemizi de arka yüzde yapacağız. Orayı da göstereceğim. Evet, arka yüze geçtim. Baştaki 7 ilmeğimi ördüm. Lastik örgümü. 8 ve 9 ilmek. 9. ilmek ikisini bir ters örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Şöyle yaka kısmını arka yüzden yine göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, şöyle öne doğru yatırdım. Kendime doğru yatırdım. İşaretlediğim ilmek tam ortada. 3 ilmek öncesindeyim. Bu eksiltme yaptığım ilmek, onu ters örüyorum. İlk artırdığım ilmek düz. Sıradaki ilmek ters. Tam ortadaki işaretlediğim ilmek, onu da ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sıradaki ilmeği ters örüyorum. Ters gördüğüm için. Gördüğüm gibi örüyorum. Sadece o ortadaki ilmeğimizi arka yüzde örmeden alıyoruz. Sıradaki düz, sıradaki ters ve ters örerek ilerliyorum. Desenim varsa desenimi yapıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim. Dediğim gibi koltuk oyuntusunu tamamladık arkadaşlar. Şöyle yaka kısmında bu eksiltme yaptığımız kısmın bir öncesindeki ilmeğe kadar gelelim. Şöyle. Evet, bu tam ortadaki işaret dediğimiz ilmek bu arkadaşlar. Onun öncesinde 4 ilmeğim var. Oraya kadar geldim. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir düz ördüm. Evet, tam ortadaki ilmek, onun öncesinde artırma yapmam lazım. Şöyle buradaki teli alıyorum. Sol şişimi aktardım. Düzden sonra ters olması lazım. O yüzden şöyle çevirerek ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Hemen burada da artırma yapmam lazım. Ortadaki ilmeğin sol tarafında. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime geçirdim. Ve onu
Ters örüyorum. Evet. Bir düz, bir ters. Sıradaki iki ilmeğin ikisine bir örüyorum. Ortadaki ilmeğin sağ tarafında 3 ilmek, sol tarafında 3 ilmek artırmış olduk. 7 tane artırmamız lazım. 7 sağda, 7 solda. Evet. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzden yine göstereceğim nasıl yapacağınızı. Evet, arka yüzdeyim. Şöyle ters örüyorum o eksiltme yaptığım ilmek. Sıradaki ilmek düz. İlk artırdığım ilmek bu. İkinci artırdığım ilmek ters. Tersten sonra düz. Tam ortadaki ilmeğim karşımda. Onda ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğim ters. Sonraki düz. Sıradaki ters ve örgüme devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Ön yüzde yine göstereceğim yakayı. Evet, tam ortadaki ilmeğim bu. Onun öncesinde bakın 5 tane ilmeğim var. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Yönünü çevirince bakın böyle gayet güzel duruyor. Sıradaki ilmeğim ters, sıradaki düz, sıradaki ters. Tam ortadaki işaretlediğim ilmek. Onun öncesindeyim. Yine artırma yapacağım. Buradaki teli alıp sol şişime aktarıyorum. En son ters örmüşüm. Demek ki bunu düz öreceğim. Şöyle çevirip düz olarak örüyorum. Evet, düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bu tarafta da artırma yapmam lazım. Onu da diğerini düz olarak artırdığım için bunu da düz olarak artıracağım. Şöyle sol şişime geçirdim. Çevirip düz öreceğim. Bayağı sık örmüşüm. Şuradan tığ yardımıyla öreceğim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şöyle kalın uçlu tığımı aldım. Böyle öremiyorsanız şöyle şuradan girmem lazım ama ne kadar sık örmüşüm bu sefer. Kasmışım kendimi. Evet, siz şey yapın arkadaşlar. Siz örün sizinki genişse. Olmazsa şöyle bakın ayırdım. Şuradan girmem lazım. Evet, şuradan giriyorum. Bu şekilde öreyim olmazsa, değil mi? Evet, düz ördüm. Tamamdır. Ve sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki düz, sıradaki ters. Eksiltme yaptığım ilmek karşımda, anlıyorum arkadaşlar. Bakınca anlıyorum. Onu ve bir sonraki ilmek ikisini bir düz örüyorum. Böyle. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzde nasıl yapacağız bir daha göstermek istiyorum. Eminim çoğunuz anladınız ama yine de göstereceğim. Evet, arka yüzdeyim. O eksiltme yaptığım ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmek düz. İlk artırdığım ilmek bu. Sıradaki ters. Sıradaki düz. Sıradaki ilmeğim ters. Tam ortadaki ilmekteyim. Onda ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmek ters. Sıradaki düz. Sıradaki ters. Sıradaki düz. Eksiltme yaptığım ilmek ters. Evet, bu şekilde tamamladık. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzden tekrar göstereceğim. Evet, eksiltme yaptığım ilmeğin bir öncesindeki ilmekteyim. Tam ortadaki ilmeği sayarsak da bakın tam ortadaki ilmekten önce 3, 6 ilmeğim var. 2 ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters, sıradaki düz, sıradaki ters, sıradaki düz. Tam ortadaki ilmeğime geldim. Yine artırma yapacağım. Yan taraftan buradan ipi aldım. Sol şişime geçirdim. En son düz ördüm. Bunu da ters örmem lazım. Evet, ortadaki ilmeğimi düz örüyorum.
Sol tarafında da artırma yapmam lazım. Buradaki tel alıp sol şişime geçirdim. Evet, ters öreceğim. Çevirerek ters örüyorum. Sıradaki düz, bir ters, bir düz, bir ters, eksiltme ilmeğim ve bir sonrakinin ikisine bir düz örüyorum. Evet, kaç tane ortadaki ilmekten sonra kaç tane artırma yapmışım? Şu eksiltme ilmeğini saymıyorum. 3-5 olmuş arkadaşlar. 5 tane olmuş. 7 tane olana kadar bu şekilde artırma yapın arkadaşlar. Artık eminim bilirsiniz. 7 tane olana kadar bu şekilde yapın. Arka yüzde sadece ortadaki ilmeği örmeden sağ şişinizi alacaksınız. Diğerlerini tersi ters düzü düz öreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Ön yüzden de ilk eksiltme yapacaksınız. Sonra bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters örüp artırma yapacaksınız. O artırdığınız ilmek düz olacak. Bir sonrakinde de ters olacak. 7 tane bu artırdığımız ilmekler 7 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Dediğim gibi bakın tam ortadaki ilmek, onun öncesinde 7 ilmek olana kadar artırdım. Şu eksilttiğim ilmeği saymıyorum. 3, 6, 7 ilmek. Eksiltme yaptığım ilmekten sonraki artırdığım ilmekler bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 7 tane artırmış oldum. Evet, şimdi dediğim gibi bu sırada yakaları ayıracağız. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip şöyle, hatta ortadaki ilmekten itibaren kaç tane ilmeğim var onları da sayalım. Ortadaki ilmeğin bu onun öncesinde 3, 6, 7, 8, 9 ilmeğim var. İkincinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi tam ortadaki ilmeğimin öncesindeyim. Ortada bir ilmek var. Bunu sağda almam lazım, sola da almam lazım. O yüzden bu ilmeği bir alt sırasına girip artırma yapacağım. Şöyle bakın. Alt yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Artırma yapmış olacağım. Nasıl güzel olur? Anca böyle oluyor arkadaşlar. Bir alt yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Şöyle çirkin mi duracak? Hatta şöyle şuraya mı batsam? Evet, böyle. Bu şekilde giriyorum. Bakın buraya giriyorum. İlmek alıyorum. Ve çeviriyorum. Bu sol şimdi kalsın. Yani düz ilmeği ikiye böldük. İki tane. Bir ilmek daha çıkardım. Ve çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımdaki düz ilmek düz örüyorum. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz. Eksilttiğim ilmek. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bilirsiniz. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Şimdi kaç ilmek eksilteceğiz? Yani yakıntısını ne kadar yapacağız? Onu anlatacağım size. Biz 61 ilmek, tek sayı 61 ilmek başlamıştık. Bu ilmeklerimizi, başlangıç ilmeklerimizi 3'e böleceğiz arkadaşlar. 3'e bölersek 60 ilmek diyelim. 20 oluyor. 20 ilmek omuz, 20 ilmek yaka uyuntusu, 20 ilmek de diğer omuz olacak. Dilerseniz omuz kısmına 21 ilmek kalana kadar eksiltirsiniz. Yani 20, 10 ilmek sağda, 10 ilmek solda eksiltme yapacağız. O şekilde ayarlarsınız. Farklı sayılarda da yaptıysanız 3'e bölün. 3'te birini eksilteceksiniz. Yarısını sağda, yarısını solda. Evet. Lastik ördüm. Örerek devam ediyorum. Dediğim gibi yaka uyuntusuna devam edeceğiz. Sadece bir tarafı örüp bitireceğiz. Ondan sonra diğer tarafa geçeceğiz. İkiye ayırdık yakayı. Evet, bakın eksilttiğim ilmeğin bir öncesindeyim. İkinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini bir sağa doğru örüyorum. Ve bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz,
bir ters ve bir düz. Evet, yarısı burada kaldı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yoluma devam ediyorum. Dediğim gibi bir yarısını bitireceğiz. Ondan sonra diğer yarısını öreceğiz. 20 ilmek kalana kadar ya da 21 ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzü göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine örgüme devam ediyorum. Lastik örgümü yapıyorum. Desenim varsa desenimi unutmuyorum. Evet, eksiltme yaptığım ilmeğin bir öncesindeyim. Yani son kaç ilmek kalmış? Şöyle sayarsak da 3 3 6 9 10 ilmek kalmış. 10 ilmek kalasıya sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Ve lastik örgümü örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ilmek. Şöyle ilk eksiltme yaptığım ilmekle birlikte 3, 6, 9 ilmek çevirdim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yoluma devam ediyorum. Bu şekilde eksiltmemizi her ön yüzde yapacağız arkadaşlar, yaka kısmında. Ben 21 ilmek kalana kadar eksiltme yapacağım. Yani 10 ilmek eksilteceğim bu tarafta. 21 ilmek, benimle aynı sayıda yapmak istiyorsanız 21 ilmek kalana kadar eksiltmemizi her ön yüzde yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 21 ilmek kalana kadar eksiltmemi yaptım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ilmek. Yani 10 ilmek eksiltmiş olduğumdan sonra düz bir şekilde devam edeceğim. Omuz hizasına kadar arkayı nasıl ördüysek aynı şekilde aynı boyutta olana kadar düz bir şekilde devam edeceğim. Evet, 3, 6, 7, 8 desen yapmayacağım. Bitmiş. Evet, dediğim gibi eksiltme yapmıyorum. Örerek geçiyorum. Ters, düz ilmek. Evet, böyle. 12 santim olana kadar örmüştük. 12 santim benimle aynı boyutta yaptıysanız arkadaşlar, 12 santim yani ya da diğeriyle aynı boyutta, arkayla aynı boyutta olana kadar örelim. Sonra bu kısmı devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kısmı örüp arka kısma dikeceğiz. Orayı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle şuradan da 2 desen başlattım. Hani burası çok boş durmasın diye. Şöyle diğeriyle bakın, arkayla aynı boy olana kadar ördüm. Şimdi kesim yapacağız. Evet. Şöyle daha iyi anlatabilmek adına farklı şiş ile ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Onu sol şişime geçirdim. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu şekilde lastik kısmına kadar, yaka kısmına kadar kesiyoruz. Evet, şöyle 3, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğim kaldı. Bunlardan öreceğim arkadaşlar. Bir ters, bir düz.
Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde. Ense kısmının yarısına kadar lastik örgümüze devam edeceğiz. Çevirdim. Evet, ben biraz öreceğim. Ne kadar ördüğümü size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağımı. Birazdan göstereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Sadece lastik kısmını örüyoruz. Kenar yaka kısmını. Evet, şöyle göstereyim bakın. 2,5 parmak olana kadar ördüm. Nasıl hesaplayacağım? Şöyle çevirdim arkadaşlar, bu şekilde. Böyle çevirdim. Şu tam şişimin ucu, bu kısmı tam yakanın ortasına. Bakın bu şekilde ortasına denk geliyor. Böyle olacak. Şöyle yeterli. Diğerini aynı boyutta 3 parmak öreceğim. 2,5, 3 parmak yakınında öreceğim. Ortadan dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle kesme işlemini yapalım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, tamamen kestik. Şöyle makasımı alayım. Evet, şöyle makasımdan şöyle sadece bu kısmı dikmek için biraz ipimi uzun bırakıyorum. Şöyle hatta daha uzun kesseydim. Şöyle diğerini şurada bırakmışım. Evet, uzun da kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle diğerini kısa keseriz. Şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, şimdi burayı da aynı burayı ördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. 21 ilmek kalana kadar bu kısımda eksiltme yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi şöyle çevirip öreceğim. Çünkü çirkin görüntü olmasını istemiyorum. Şöyle çevirdim. Onu düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Evet, bu ipimi sonra arkadan saklayacağım arkadaşlar. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Yaka örüntüsü için sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum ve yoluma devam ediyorum. Desenim varsa desenimi yapmayı unutmuyorum. Evet, sonra 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Burada desen başlamam lazım. Evet, eksiltmemizi yaptık. Sırayı tamamladık. Şöyle tığ yardımıyla şuradan alıyorum içeriye. Şurada bir yere girip burada bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, iyice sıkılansın. Sonra biraz daha yürütüp fazlasını keseceğim. Tığımın da ucu kalın. Evet, şöyle. Kalın uçlu tığ almışım. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, bilirsiniz artık sadece bu kısımda eksiltme yapacağız.
3, 6, 8 ilmek ördükten sonra 9 ve 10. ilmek ikisini bir öreceğiz arkadaşlar. Her ön yüzde 21 ilmek kalana kadar, benimle aynı sayıda yaptıysanız 21 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yapacağız. Sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Sonra bu kısmı keseceğiz. Bu lastik kısmı devam edeceğiz buradaki gibi. Orayı göstereceğim size. Şöyle bu boyutta olana kadar örelim. Eksiltmeden sonra düz bir şekilde devam edelim. Arkayla aynı boy olana kadar ya da bu kısımda aynı boy olana kadar devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Önemli yerlerini göstermeye çalışıyorum. Evet, bu kısmı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi kesim yapacağım ama kesimi ön yüzden kesmeyeceğim. Arka yüzden şöyle 9 ilmek kalana kadar keseceğim ki bu kısmı da burası gibi lastik kısmını öreyim. Yaka kısmını enseye kadar öreyim. Evet, arka yüzdeyim. Şimdi son ilmeğimi örmemişim. Evet, ilk ilmeğimi örmediğim için şimdi örüyorum. Onu sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Son 9 ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, kestim. Sayalım. 3, 6, 3, 6, 7, 8. Bir tane de fazla kesmişim. Evet, 9 ilmek. Bir düz, bir ters lastik örgümü örüyorum. Evet, 2,5, 3 parmağa yakın örelim arkadaşlar. Sonra kesim yapalım. Bunun boyutunu ne kadar ördüysek şöyle dediğim gibi şöyle olacak. Şu şekilde tam ortaya denk gelecek. Diğerini de aynı boyutta örelim, keselim. Sonra dikime geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi aynı şekilde burayı nasıl ördüysem aynı şekilde ördüm. Aynı boyutta olana kadar da bu kısmı ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimi kesiyorum. Evet, ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimini yaptım. Buradaki ipimi iğneme geçirdim. Şöyle bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle karşıya geçiyorum. Böyle birbirine sabitleyelim. Evet, sabitleyeceğiz. Şöyle sonra şöyle buradan da dikebiliriz ense kısmına batmasın diye. Evet, tamamdır. Şimdi şöyle diğer parçamı alıyorum. Şöyle bunu onun üzerine yerleştiriyorum. Şöyle çengelli iğne yardımıyla arkadaşlar şöyle bu kısımları birbirine sabitleyip şöyle arkadan bu şekilde denk gelsin diye dikebilirsiniz. Tam ortadan da dikebilirsiniz. Ya da şöyle ilk önce şu kısmı şöyle hatta burayı bırakalım. Buradan başlayalım. Böyle iki yana ve tam ortaya gelecek şekilde burayı da iğneyle sabitleyip dikelim arkadaşlar. Bu ense kısmında buraya dikeceğiz. Evet, ben yine düz taraftan dikeceğim. Şöyle biraz da göstermek istiyorum nasıl dikeceğimi. Şöyle tutabilirim.
yapışık gibi dursun derseniz şöyle şu şekilde hem buradan hem buradan böyle telleri alarak da dikebilirsiniz ya da böyle de dikebilirsiniz. Bu sefer bu şekilde dikeceğim ben. Böyle. Kaymasın diye iğneyle sabitleyip o şekilde de dikebilirsiniz arkadaşlar. Ona dikkat edin kaymasın. Çirkin görüntü olmasın. Böyle dış tellerini alarak dikiyorum. Evet, bu şekilde dikelim. Burada ipimiz biterse diğer ipimizle devam edeceğiz. Evet, dikimini tamamladım. Şöyle göstereyim. Omuz kısmını bu şekilde, arka ense kısmını bu şekilde diktim. Hatta bu yan kısımları da diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanki desen devam ediyor. Yakası da çok hoş, çok güzel oldu. Yani eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum arkadaşlar boyu ve enini. Boy olarak şöyle 29 santim olmuş. En olarak ise de 24 santim. 3 ay ile 1 yaş arası rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Zaten örgüler giydikçe esniyor arkadaşlar biliyorsunuz. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek. Yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Şimdi de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız da yorum kısmına yazın. Yardımcı olurum inşallah. Böyle. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.